Merhaba arkadaşlar. Şimdi de ölçme değerlendirmeden ÖSYM ne sormuş göstermiştik. Şimdi de benim sorularımdan ölçme değerlendirme ile ilgili ÖSYM sorularına benzettik. Ona benzer kapsamda sorular çözmeye çalışacağız. Ölçme ve değerlendirme dikkat alan eğitimiyle ilgili. Deneme 2, soru 2. Hadi bakalım, burada heyecanlı bir soru çözme olacak. Çünkü ölçmeler bir tık daha zor. Öğretmen meleklere iman konusunu işledikten sonra değerlendirme sürecinde eşleştirme maddeleriyle meleklerin isimleri ve görevleriyle ilgili olarak ilişkilendirmeler sormuştur. Mesela bu meleğin görevi nedir falan gibi. Bu testle ilgili olarak falan filan ifadelerinde hangileri doğrudur diyor. E diyen var, C diyen var, A diyen var. Önceden söyleyeyim, bu kahvelik soru. Bayağı kahvelik soru, güzel soru bu. Evet, çözüyorum. Fikrini değiştirmek isteyen değiştirebilir. Şimdi neymiş? Baştan okuyorum. Meleklere iman konusu işledikten sonra değerlendirme sürecine eşleştirme maddeleri. Meleklerin isimleriyle, görevleriyle ilgili şeyler soruyor. Mesela öncüllere şu görevler diyor. Seçeneklere de Cebrail diyor. Onunla uyuşumlu mu? Öteki melek mi uyuşumlu? Bunları çocuk bilecek. Bu bir kere bilişsel alanın hatırlama düzeyi, yani diğer adıyla bilgi düzeyi becerilerdir. Bu yorumla yapılacak bir şey değildir. Meleklerin görevlerini, vasıflarını ve burada isimler ve görevler demiş. Bunları bilmek gerekiyor. Bunlar yorumla bulacak şeyler değil. Şimdi gelelim ikiye. Test boyunca şans başarısı değişkendir diyor. Bakalım. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5 diye 8 tane öncül olsun. Burada da A, B, C, D diye bunlar da 6 tane seçenek olsun. Şimdi ben burada doğruyu işaretledim. Burada atıp tutturma ihtimalim 1 bölü 6 idi. Sonra ikincisinde 1 bölü 5 oldu. Sonra 1 bölü 4 oldu. Ama tabii ilkleri doğruysa. Ha, doğru değilse o zaman burada hala daha 1 bölü 6 falan. İşte buna da test boyunca şans başarısı değişkendir diyoruz. Halbuki çoktan seçmeli testlerde her soru bağımsızdır ve şans başarısı 5 seçenekli ise %20'dir. Ama burada öyle değil. Sorular boyunca şans başarısı değişiyor. Doğru yapıp yapmadığımıza göre de değişiyor. 3. Testin puanlaması objektiftir diyor. Bu da doğru ve doğru cevap B'dir. Neden objektiftir? Şimdi eşleştirme maddelerinde ya ben buna yarım puan vereyim falan diyemez öğretmen. Ben buradan 10 puanın 8'ini vereyim diyemez. Yorum katamaz. Orada birinci sorunun cevabı C ise ya doğru bilecek çocuk ya yanlış. Açık uçlu sınavlar, sözlü sınavlar, mülakatlarda puanlayan öğretmenin yorumu işin içine katılabildiği için bunlara subjektif puanlanan testler diyoruz. Ama çoktan seçmeli testler, doğru yanlış testleri, eşleştirme maddeleri, puanlayıcının yorumunun işin içine katılamadığı, yani zaten katılmaması lazım, katılmadığı objektif testler olarak tanımlanıyor. Ha, iyi çeşit Yunus Emre. Şeyma Şimşek değiştirdim demiş sonradan. Kesin E diyor. Tamam. Yusuf da diyor ki ilk defa kahve sorusunu yaptım şükür diyor. Ama çok kolay değil bir soru. Bayağı okkalı bir soruymuş. Geçtik. Daha böyle okkalı sorular var ölçmede. Bu da okkalı bir soru. Efendim. Ölçme soruları biraz ya kolayın üstünde olmuş. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni 7A, 7B, 7C, 7D sınıflarında öğrencilerin sınav sonuçlarının standart sapmalarının yanı sıra 5, 10, 15, 20 olduğunu özür dilerim. Standart sapmalarının sırasıyla 5, 10, 15, 20 olduğunu tespit etmiştir.
Şubelerde benzer sayıda öğrenci bulunduğu ve aynı sınav uygulandığı bilinmektedir. Buna göre falan filan ifadelerinde hangileri doğrudur diyor. Ha, bu da kahve bir soru. Bazıları cevap veriyor. Ne çabuk okudun Ahmet Turan. Önceden mi çözdün? Hayırlı olsun. Önceden mi çözdün? Şimdi mi okudun? Bir söyle Ahmet Turan. Bir de doğru çözmüş de. Şeyde aferin. Şimdi okudun. Çok hızlısın. Çok hızlısın. Ben daha algılayamadan soruyu sen cevabı yaz. Ya soruyu ben yazdığım halde tam oturtturamadım kafamda. Maşallah ama çok hızlısın. A diyen var, D diyen var, E diyen var. Bakalım. Bu soru da güzel bir soru. Şimdi bir modelleme yapacağım burada. Ne demek modelleme yapacağım? Şimdi şu A, şu B, şu C, şu da D sınıfımız olsun. Aynı sayıda öğrenci varmış ve başka bir renkle gösterelim. Standart sapmalar 5, 10, 15, 20. Şöyle gösterelim. Burada insanlar daha birbirine yakın. Burada nispeten biraz daha uzaklaşmış. Burada standart sapma insanlar biraz daha uzaklaşmış. Ama ortada da biraz olsun. Üçüncüde ise ortada hemen hemen hiç kimsenin kalmadığı, standart sapmanın çok yüksek olduğu, hep ya çok düşük puanların alındığı ya da çok yüksek puanların alındığı şöyle bir durum tanımlayalım. Ve diyelim ki şu sınıf A, şu sınıf B, şu sınıf C, şu sınıf da D sınıftır. Standart sapmanın mantığı budur. Şimdi diyor ki standart sapma farklı, öğrenci puanlarının yayılımının farklı olduğunu gösterir. Evet. Bu daha dar bir yayılımdır. A. D ise daha geniş bir yayılımdır. 1'e doğru dedik. 2. Standart sapmanın düşük olduğu grubun diğerlerinden daha başarılı olduğunu gösteririz. Arkadaşlar standart sapmanın düşük olması ya da yüksek olması başarı ya da başarısız göstermez. Başarı ya da başarısız gösteren aritmetik ortalamadır. Standart sapma yayılımı gösterir. Öğrenci puanlarının en çok benzeştiği sınıf 7A'dır diyor. Bakın en çok birbirine yakın puanların alındığı en çok benzeştiği 7A'dır. Doğru cevap da 1 ve 3'tür, D'dir. Evet bu soruda sorusu olan buyursun sorsun. Kafama yattı diyenler artarsın, kafama yatmadı diyenler de sorusunu sorsun. Önemli bir soru. Ölçmede de gelebilecek, alan eğitimde de gelebilecek bir soru. Fatma Yıldırım ikinci öncül diyor. Bence şöyle yapalım. Mesela ikinci öncül konuyu. Canan unutma onu bir daha at bana. Şimdi ben öbür soruya odaklandım. İkinci öncülde standart sapmanın düşük olduğu grubun diğerlerinden daha başarılı olduğunu gösterir. Arkadaşlar sizin bu soruyu soranlar, ikinci öncülü soranlar. Şöyle bir bilginiz var mı? Şöyle bir yanlış bilginiz var mı? Standart sapması düşük olan grup daha başarılıdır diye bir bilginiz var mı? Ya da ne biliyorsunuz? Önceden nasıl biliyorsunuz? Standart sapma başarıyı gösterir diye mi biliyorsunuz? Göstermez diye mi biliyorsunuz? Çabucak yazın. Aferin Canan, sende bir sıkıntı yok. Diğer arkadaşlara soruyorum. Hani bana deyin ki hocam ya standart sapma bana mesela ikinci öncüyü soran arkadaşlar desin ki ya standart sapma başarıyı gösterir. Eğer ben şuna söylüyorsam ha, şimdi güzel anlaşıldı. Canan unutma senin soruna döneceğiz. Şimdi burada arkadaşlar diyorlar ki ya hocam biz daha önce şöyle gördük. Bir öğretmen bize dedi ki standart sapması düşük olan daha başarılı.
standart sapması yüksek olan daha az, daha başarısız diye bir şey söylediler bize. Söylemişlerdir. Var. Maalesef böyle yanlış söyleyenler var. Bu komple hatalıdır. Komple hatalı olduğunu ispat edeyim şimdi size. Şimdi burada aritmetik ortamdan bahsediyor mu? Bahsetmiyor. Şimdi iki tane alternatif sunuyorum. Bir, ihtimal bir. 7A sınıfının standart sapmasına 5 dedik. İhtimal bir. 7A sınıfının standart sapması 5 iken aritmetik ortalaması 90 olabilir mi? Olabilir. Peki bu sınıfın standart sapması, yine aynı sınıftan bahsediyorum. 7A sınıfının standart sapması 5 iken aritmetik ortalaması 100 üzerinden çok düşük ve 10 olabilir mi? Olabilir. Bak şöyle olur. Çok düşük puanlarda burada standart sapma 5 olur. Öbürü de kırmızı ile çizelim. Şurada yüksek puanlarda dar bir alanda birbirine yakın puan. Yani puanlar 89, 90, 91 olabilir. Burada da puanlar 5, 10, 12 falan olabilir. Her ikisinin de standart sapması 5 mi? Evet. Her ikisinin standart sapması 5 olduğu halde 5 standart sapmayla başarılı da başarısız da olunabiliyor muymuş? Evet. O zaman o standart sapması düşük olunca başarılı diyen öğretmenler gelsin Marco Paşa'ya derdini anlatsın. Zaten yanlış anlattıkları da çıktı ortaya. Buraya kadar tamamız diye düşünüyorum. Şimdi Canan'ın sorusuna gelelim. Hocam benzeşmesi homojen değil mi? Evet doğru söylüyorsun. Şimdi Canan'ın sorusuna cevap veriyorum. Burada anlattıklarımız üzerinden şu bakış açısı A sınıfı benzeşik puanlarıdır ve homojen puanlardır. Daha homojendir. 7D'nin durumu ise daha farklılaşmış puanlar ve bunun da daha farklılaşmış olmanın adı da daha heterojen yapıdır. Yani A ve D'yi karşılaştırırsak içlerinde D en heterojen, A ise en homojendir. Canan bunu sormuştun değil mi? Canan diyor ki standart sapması yüksek olması gerekmez mi homojenlik için? Hayır, tam tersi. Standart sapma yüksek olunca heterojenlik artıyor. Şimdi bakın. Ben size bir şey göstereceğim gençler. Şimdi bu soru burada dursun. Ben size bir şey anlatacağım. Ekran paylaşımı olarak 7A, 7B, 7C, 7D yazdım. Ekran paylaşımı geldi mi gençler? Ekran gözüküyor mu? Bir kısmı gözüküyor, bir kısmı gözükmüyor diyor. Ha, tamam. Bir kısmında gözükmüyormuş. Tamam. Tamam, burada başka bir yerde temiz sayfa bulacağım, anlatacağım. Buldum.
Şimdi 7A, 7B, 7C falan yazdım. Ekrana görebiliyor musunuz? Herkesin gördüğünü düşünüyorum. Tamam. Şimdi arkadaşlar bir şey söylüyorum size. Dikkatli dinliyorsunuz beni. İşte yok homojenmiş, heterojenmiş, standart sapması şöyleymiş. Bunları karıştırmanızın sebebi bunları ezberlemişsiniz. Bunları görsel karşılıklarıyla, hepiniz için söylemiyorum tabii. Çok güzel öğrenenler de var. Bunları görsel karşılıklarıyla görmeden, mesela iki çeşit çocuk vardır. Dikkat eğitimde göreceksiniz. Mekke, Kabe falan der. Hadi bakalım nerede bu falan dünya haritasının üzerinde göster dersin. Ha, Mekke işte şöyle falan. Ya oğlum bir dünya üzerinde, haritasının üzerinde göster bakayım. Nerede bu? Türkiye'nin ne tarafında kalıyor diye gösteremez. Bunu yapan çocuk ezberci çocuktur. Laf ezberler. İşte o onun güneyinde o lafı ezberler. Ama sonra karıştırır. Ama gözüyle gören, anlamlandıran unutmaz. Şimdi bakın bana. Bunun standart sapması 5. Bunun 10. Eski bildiklerinizi bir kıyıya koyun. Beni dinleyin şimdi. Bunun 15. Bunun da 20 olduğunu varsayalım. Şimdi standart sapmanın ne olduğunu anlatıyorum. Standart sapma denen şey sapmadır. Nereden sapma? Merkezden sapmadır. Merkezden sapma. Ne demek şimdi merkezden sapma? Bakalım. Şimdi bunun merkezi ortalamasıdır. Hepsinin de 50 aldığını varsayalım. Yüksek alan çocukta var, düşük alan çocukta var ama merkezin şurası olduğunu ve buranın 50 olduğunu varsayıyor. Bakın şimdi diyor ki bu 5. Buradaki çocuklar diyor kaç çocuk varsa 10 çocuk, 20 çocuk. Bu çocuklar diyor merkez puandan yani aritmetik ortalamadan şu 50 puandan ortalama 5 saptı diyor. Buradakiler ortalama 10 saptı diyor. Buradakiler ortalama 15 saptı diyor. Buradakiler ortalama 20 saptı diyor. Şimdi sapmak ne demekmiş? Sapmak, ortalamadan uzaklaşmak, sapmak bak. Ortalamada olsa sapma sıfır olacak. Bu ne sapmış? Mesela bu 50 iken atıyorum bu 42 olsun, bu 43 olsun, bu 45 olsun, bu 52 olsun, bu 55 olsun. Ortalama birisi 3 sapmış, birisi 5 sapmış, birisi 7 sapmış. Ama bunlar ortalama 5 sapmış. Bunlar ortalama 10 sapmış. Yani bununla bunun arasındaki birim uzaklığı ortalama 11. Bununla bu ortalama 15 sapmış. Ortalama. Bir tanesi değil ortalaması. Bunlar da ortalamada daha çok sapmış. Şimdi bana söyleyin. Bu neyi gösterir? Bir, standart sapma neyi gösterir diye baktığımızda yayılmayı gösterir. Yayılma nedir? Homojenlik, heterojenliktir. Peki bu nedir? Benzeşmedir. Şimdi bunları böyle Mekke, Medine'yi, Cidde'yi gözüne canlandırmayan ezberci çocuk gibi bunları ezberleyen homojenliği ayrı ezberler, benzerliği ayrı. Ya gerek yok. O ezberci çocuk. Bizim onlarla işimiz yok. Onların zaten pek çok şansı da yok yani. Biz ne yapacağız? Biz akıllı olacağız. Ya bunlar aynı şey. Anladın mı? Aynı şey diyeceğiz. Diyeceğiz ki bak bu ne yapıyor bu? Bu ne diyeceğiz? Bu birbirine benziyor puanlar. Burada ise birisi 5 almış, birisi 10 almış, birisi 15 almış. Ama bir tarafta da 90 alan, 95 alan, 100 alan var. Bu puanlar, bu değerdekiler benzemiyor, farklı diyeceğiz. Benzemiyor, farklı diyeceğiz. Peki biz bir ayran
yaptığımızda. Her tarafa yoğurt gittiğinde suyun içinde ne deriz? Homojen deriz. Homojen dağılmış. Ama bir yerde toplanırsa ne deriz? Homojen değil deriz. Şimdi bunlar bir yerde yani dengeliyse aynı ölçüdeyse buna homojen diyoruz. Çok farklı farklı puanlar varsa buna da heterojen diyoruz. Şimdi söyleyin bakayım bana. Ben derim ki siz böyle görsel olarak anlamlandırmadığınız için unutuyorsunuz. Böyle öğrenseniz karıştırmazsınız diyorum. Katılır mısınız? Ne dersiniz? Ha bir de şöylesi vardır. Bir de şöylesi vardır. Ben mesela yüz yüze eğitimlerde ben böyle anlatırım. Gene anlamadım hocam. Der. O tiplere bakarım ben. Gel bakayım derim. Bu derim. Bakmamış tahtaya. Önemli olan şudur. Mekke'nin yerini haritada kürede gösteren anlamlı öğrenir. Oradaki lafları ezberleyen de anlamsız öğrenir. Şimdi şöyle bir şey olabilir mi? Biz anlamını bilmediğimiz lafları ezberleyeceğiz. Sonra da sınavda yapacağız. Ya bunun hiçbir yerde bir hükmü yok zaten. Hiçbir değeri yok. Ne yapmamız lazım? Ya bize bir laf söylüyorlar. Ama bu laf ne? Ne demek isteniyor? Onun için ister dikkatli olsun, ister matematikte, ister sosyal bilgilerde hiç önemli değil. İnsanlar ikiye ayrılır. Ezberleyenler, anlayanlar. Her ders için bu geçerlidir. Ve herkes anlayabilir. Ezbercilik bir karakter yetenek değildir. Sadece yapacağım de ezberi kırarsın, anlarsın. Şimdi geçtik. Yedinci denememiz. Yedinci denemede sekizinci soruyu çözeceğiz. Diyor ki farklı öğretmenlerin uygulamaları aşağıda verilmiştir diyor. Ali öğretmen şöyle yapmış, Samet öğretmen şöyle yapmış, Ayhan öğretmen şöyle yapmış, Can öğretmen şöyle yapmış diyor. Yukarıda hangi değerlenme yaklaşımına vurgu yapılmamıştır diyor. Bir okuyun bakalım. Pek adım adım gidelim. Biraz uzun bir soru. Ali öğretmen dinler tarihi dersinde öğrencilere verdiği görevleri standart bir dereceli puanlama anahtarıyla ölçmekte ve değerlendirmektedir. Sadece Ali öğretmeni soruyorum. Ali öğretmenin yaklaşımı hangisi? Aferin Ahmet Turan. Ali öğretmen ne yapmış? Ali öğretmen performans, aferin canım. Performans değerlendirme yapmış. Samet öğretmen, öğrencilerin gerçek yaşam durumlarında ayet ve surelere ahlaki yönünden uyup uymadığını izlemektedir. Bunun adı otantik yani gerçek hayat durumlarında uygulanmaması. Ayhan öğretmen, karne notuna katmadan ünite sonunda küçük sınavlar yapmakta ve bu sınavlarda gelen hataları sınıfa açıklamaktadır. Bu izleme, yetiştirme, biçimlendirme sınavıdır. Karne notuna katmadan diyor.
Can öğretmen karnenotun temel belirleyicisi olarak çoktan seçmeli madde türünü kullanmaktadır. Bu da karnenotuna katıyor. Bu da karar verme sınavı kalsın geçsin diye. Bu da değer biçimidir. Peki burada ne yok? Tanıma ve hazır buluşluğu tespit etme sınavı değerlenmesi yok. Bence bu soru zor değil ama uzun olduğu için biraz şey oldu. Yani böyle okumayla olmuyor. Elinde kağıt olacak falan. Yoksa zor bir soru değil. Geçtik. Efendim, bir silelim şunu şöyle. Bu 8'di. 8 olmuş. Çalışacağız. Neredesin 13? Ha. Diyor ki ölçme bazen farklı ölçek düzeyleriyle ifade edilebilir. Buna göre bir okul müdürünün bu ifadelerinden, durumlarından ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi yanlış duruyor? Ben çözüyorum. Adım adım da siz de düşünün benimle beraber. Eğer yanlış düşünceniz varsa sorabilirsiniz. Öğrencilerin devamsız gün sayılarını kayda geçmesi. Mesela Ahmet 2 gün devamsızlık yaptı diyor. Düşünüyorum burada sayı var mı? Var. Bu ya eşit orandır ya eşit aralıktır derim. Bir insanın devamsızlık gün sayısı -2 gün olamayacağına göre gerçek sıfır noktasıdır. Eşit oranlı ölçektir derim. Öğrencileri servisle gelenler ve servis kullanmayanlar diye ayırmak sınıflamadır. Öğrencilerin bulundukları sınıfları karne notu ortalamalarına göre başarılı, orta düzey, düşük diye ayırmak da sıralamadır. Şimdi diyor ki birinci öncül eşit oranlı ölçek bilgisi verir diyor. Doğru. İki, birinci ölçekte sürekli birim kullanılır. Ha, şimdi sürekli birim ne? Sürekli birim dediğimiz şey mesela kilogram sayı doğrusunun üzerinde küsuratlı olarak da ondan sayılarla da gösterilip 1,257 gram olabildiği için buna sürekli sayı doğrusunun üzerinde sürekli gösterilen birimler denir. Ama devamsızlık gün sayısı 1,7, 1,72 olamayacağı için bir gün olur, 2 gün olur, hatta yarım gün sayılabilir, 2,5 olur. Ama yine de hani küsuratlı gösterilir ama sürekli değildir yani. 1,7 olmaz mesela, 2,72 olmaz. Onun için bu sürekli birim değil. Bu nasıl birimdir? Şu kesikli birim olarak tanımlanır. C. İkinci öncülde sınıflama ölçeği vardır diyor. Doğru. D. Üçüncü öncülde aritmetik ortalaması 72 puan gibi ifade edilmesi eşit aralıklı ölçme bilgisidir. Eğer öyle edilseydi olurdu. Doğru. Puanlar eşit aralıklıdır. Üçüncü öncülde kategorizasyon sıralama ölçeği düzeyinde yapılmıştır diyor. O da doğru. Bu sürekli birim, kesikli birim son yıllarda eğitim bilimlerinde sorulan bir şey. Geçtik. Bu oluştu. Bu da uzun bir soru. Zor değil ama biraz uzun. 8. sınıf düzeyinde bazı öğretmenlerin yaptığı değerlendirmeler aşağıda verilmiştir diyor. Yukarıdaki değerlendirmelerde aşağı kavramların hangisi hiç örneklendirilmemiştir diyor. Tek tek inceleyelim. Diyor ki Ayhan öğretmen dersin girişinde Furkan, sünnet, muamelat, kıssa kavramları vererek bu kavramlarla ilgili öğrencilerinden kelime ilişkilendirme testi doldurmasını istemiştir. Daha sonra derse geçerek bu kavramların doğru tanımlarını kendisi vermiştir diyor. Bu alternatif ölçme aracı olur. Kelime ilişkilendirme testi diyor. Dersin girişinde diyor. Dersin girişi olduğu için tanıma testi de olabilir. Yani bu burada C de vardır, E de vardır. Serap öğretmen Kur'an-ı Kerim ve özellikleri ünitesinin sonunda öğrencinin kavram yanılgıları olup olmadığını ortaya çıkartan bir test uygulamıştır.
Ünite sonunda yaptığına göre bu izleme değerlendirmedir. İzleme değerlendirme, izleme yetiştirme, özür dilerim. İzleme yetiştirme türüdür. İzleme yetiştirmenin diğer adı da biçimlendirmedir. Dolayısıyla bu D'dir. Efendim, Cengiz Öğretmen ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır kazanına yönelik proje ödevi vermiştir. Rubrikle puanladığı bu proje ödevi %20 oranında karne notuna dahil ediyor. Karne notuna dahil ettiğine göre bu değer biçme türü değerlendirmedir. Ama burada hiçbirisinde bağlı değerlendirme yoktur. Bu da zor değil. Ama şey biraz uzun bir soru. Bu 8'di. On altıda bir çözeceğiz. Şimdi bu değişik bir soru. Din psikolojisinde de geçiyor bu kavramlar. Din psikolojisi alan eğitimde de geçiyor. Din psikolojisi alanında gençlerin dindarlık düzeyi ile akademik başarıları arasında ilişki olup olmadığını araştıran bir doktora tezinde korelasyonel çalışma yapılmıştır. Çalışmada ana kütleyi iyi temsil ettiği düşünülen 200 kişiye dindarlık düzeyiyle ilgili bir anket uygulanmış. Daha sonra da anket sonuç puanları ile karne not ortalamaları arasında ilişki korelasyonu olarak incelenmiştir. Yani aslında gençlerin dindarlık düzeyiyle ders başarıları arasında bir bağlantı var mı diye inceleniyor. Olabilir, olmayabilir. Bağlantı çıkabilir, çıkmayabilir. Onu sormuyor. Böyle bir araştırma okumuştum ben. Bu araştırmayı hatta merak edenler için söyleyeyim. Korelasyon düşük çıkıyor. Yani bir bağıntı yok. Başarı ile bir bağıntılı bir durum gözükmüyor. Bu araştırma ile ilgili olarak deneysel çalışma yapılmıştır. Boylamsal desen kullanılmıştır. Eşit aralıklı ölçek düzeyinde korelasyon inceleme yapılmıştır diyor. Ne dersiniz? Güzel bir soru. Ahmet sen çalışmışsın bu işlere ya. Aferin Ahmet. Ahmet eğitim bilimlerinde çalışmış. Ya, eğitim bilimlerinde çalışanlar belli oluyor. Şimdi Ahmet C diyor ve doğru diyor. Canan da çalışmış diyecektim. Diyemedim Canan ya. Diyemedim. Neyse bundan sonraki sorularda inşallah Can. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Şimdi bu deney değildir. Neden deney değildir? Bu çalışmada çocuklara uykusuz bırakarak, ilaç vererek, bir manipülasyon yaparak bir şey denenmemiş. Olan durum olduğu gibi gözlenmemiş. Zamansal süreçte bir sene sonra, 2 sene sonra mesela aynı çocuklar bir yıl sonra, 2 yıl sonra, 3 yıl sonra devamlı zamansal boyutta devamlı süreçte izlenmiş olsaydı boylamsal olurdu. Aynı bu kesitsel çalışma. 3 doğrudur. Eşit aralıklı ölçek düzeyinde korelasyon incelenmiştir. Neden? Anketten alınan sonuçlar dindarlık düzeyini puanla gösterir. Akademik başarı yani okul başarısı puandır. Puanlar arasında korelasyon incelemesi de eşit aralıklı ölçek düzeyinde korelasyondur. Zaten burada da korelasyon diyor. Tamam canım. Bir tane soruda yanılabilirsin. Yani bu sen daha önce de doğru cevap verdin. Ha, bir tanesi de olabilir. Öyle bir şeyde hüküm veremeyiz yani. Bakalım birkaç tane daha bakacağız. 18'e bakacağız. On sekiz, altı. Ha mesela şimdi Canan burada bilgilerin sağlam mı diye kontrol edelim. Din kültürü ve ahlak bilgisi başka arkadaşları kontrol edeceğiz. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Mehmet Bey 10. sınıf 1. ünite Allah ve insan ilişkisi konusunda Esma-i Hüsna, tilavet,
kıraat, dua, tövbe, istiğfar kavramlarını merkeze alan doğru yanlış testi hazırlar. 20 sorudan oluşan testi sınıfına bir kez uygular. Bak bir kez uygular diyor. Bunun da altını çiziyorum. Aha bunu da buraya ben koyayım. Bir alt çizim olarak koydum. Öğretmenin bu testin güvenlik katsayısını belirlemesi için aşağıdaki yöntemleri hangisi kullanması uygun olur? Şimdi Canan buna bir cevap vereceğim. Bu cevabına göre ben sana bir şeyler söyleyeceğim. Diyeceğim ki yok ya senin çalışman patates diyebilirim ölçmeyle ilgili. Ya da yok çalışmışım bazı şeyler eksik kalmış diyebilirim. Çalışmışım bir tekrar lazım diyebilirim. Bakalım ne yorumlayacağız. Aferin, doğru gidiyorsun Canan. Doğru gidiyorsun. Doğru gidiyorsun. Şimdi Canan çok güzel bir şey yaptı. Tam doğru cevabı yazmadı ama bak diyor ki bu diyor iki kez uygulanır diyor. Bu iki kez uygulanır diyor. Bunun da güvenlik katsayısıyla bir alakası yok diyor. Bu da geçerlikle ve kapsam geçerli alakalı diyor. Buraya kadar geldi. Şimdi ben Canan'a derim ki cevabı ABC'yi eledi. D ve E'den doğru cevabı veremese dahi bu kız çalışmış. Onu söyleyeyim. Buna yok sen boşuna çalışmışsın patates. Hayır. Çalışmış. Akıl yürütmeleri doğru. Bundan sonra yanlış da cevap verebilir. Önemli değil. Ha bakalım şimdi ne cevap veriyor? Faktör analizini bilmiyorum. E olabilir. E iş tutarlık hocam diyor. Aferin doğru cevap veriyor. Ondan sonra. Arkadaşlar faktör analizi bir kere soruldu. Seçenekler geçti. Bu geçerlik ölçmek için kişilik testlerine kullanılır. Alfa-Kronbach iş tutarlılığı ölçer ve bir kere de ölçer. Yani iki uygulama değildir. Bir uygulamadır. Doğru cevap da E'dir. Aferin canlar bir sıkıntı yok. Tabii ki eksiklerimiz olacak. Onları da toparlarız. Canan diyor ki söyledikleriniz için teşekkür ederim hocam. Hayır, bana teşekkür etme, kendine teşekkür et. Sen çok kötü yorumlar yapabilirdin. O zaman da ben şöyle diyebilirdim. Olmamış Canan diyebilirdim. Bunları ben senin hatırın için söylemedim. Canan ne diyorsa onun karşılığını objektif olarak söyledim. Ondan sonra senin çalışmaların boşa olmamış. Ama ufak tefek eksikler var. Tabii burada Canan Hocam değil konu. Hepimiz başka birisi çıkar şimdi onu inceleriz falan filan. Önemli olan bunlar. Fatma Yıldırım diyor ki bu sürece kadar vazgeçmeden derse geliyorsa hocam iyi gidiyor diyor. Doğru söylüyorsun. Bilgileri de bir yere kadar doğru akıl yürüttü. Ondan sonra doğru cevap verdi zaten. Güzel. Devam şimdi. Bu 6'ydı. 18 6'ydı. 20'ye 2'ye bakacağız. Evet. Şimdi Canan da diğer arkadaşlar da niye önemsiyor biliyor musunuz bu kadar? Soruları beğendiler. Yazıyorlar da zaten. Hani bunları yapmam lazım falan diye. Yani fasafüse soru değil sağlam. Sorular sağlam gördüler. İki numara sorumuz. Seçmeli Kur'an-ı Kerim dersine giren seçili öğretmen her konunun sonunda küçük bir izleme testi yapmakta ve kazanım oranı %70'in altında olanları eksiklerine göre tekrar ödevlendirmektedir. Öğretmenin yaptığı bu değerlendirme ile ilgili olarak hangileri doğrudur diyor. Alalım cevapları. Şimdi diyor ki bu bağlı değerlendirme dedi diyor. Hayır. Kazanım oranı diyor. Kazanım oranı bağlı değil, mutlak değerlendirmedir. Başkalarının ne yaptığına değil, çocuğun kazanımları ne oranda aldığına bağlıdır. Süreç değerlendirmedir diyor. Evet, izleme testi diyor. İzleme testleri süreç değerlendirmedir. Sürecin içinde yapılan değerlendirmedir.
Tanıma ve hazır buluş test etme diyor. Hayır, her konunun sonunda diyor, başında demiyor. Doğru cevap da B'dir. Geçtik. Bir soru daha çözeceğiz. Ondan sonra teneffüse gideceğiz. Diyor ki işlediği dersin sonunda öğrencilerin zekat vermek ve kurban kesmek için gerekli zenginlik ölçütleri arasındaki farklar ve benzerliklerin neler olduğunu kavranılmış olup olmadığını, şunun altını çizmek istiyorum, kavranılmış olup olmadığını ölçmek isteyen bir öğretmen sınavda bu beceriyi falan filan tekniklerini hangileriyle ölçebilir? Bu soruyu yapamayan hiç üzülmesin. Çok kalite ama zor bir soru. Yapan da çok sevinebilir yani. Bayağı kalite bir soru olduğunu düşünüyorum. Ahmet, yaparsan bunu maşallah diyeceğim. Bekliyorum cevabı. Ahmet Hoca, Ahmet Turan Yörük Denizli dedi. Melike Denizli dedi. Hatice A diyor. Canan A diyor. Abdülkadir D diyor. Fatma Hoca C diyor falan. Yunus Emre E diyor. Ahmet, bir kere seni bir tebrik edeyim. Şimdiye kadar hiç yanlış çıkmadı, maşallah diyelim. Tebrik de ediyorum. Çok güzel çalışmış. Bu oldukça zor bir soru. Ama çok öğretici bir soru. Şimdi bunun doğru cevabı Denizli. Ahmet Hoca da Denizli dedim. Şimdi zekat vermek ve kurban kesmek için gerekli zenginlik ölçütleri, farkları ve benzerlikleri. Şimdi bak, ben şöyle yapsam. Buraya kurban kesmek için ölçütler. Buraya zekat vermek için ölçütler. Bunların ortak kümesi de var mıdır? Vardır. Yanlışsam düzeltin beni. Her ikisinde de ortak küme olarak borcun olmayacak falan gibi bir durum olduğunu düşünüyorum. Doğru mu? Yani alan, ha evet diyorlar. Tamam, ortak kümesi de var. Ama daha sonrasında zekat için şartlar farklıdır falan. Bak, Venn şeması çizdik, oldu. Gelelim çoktan seçmeli teste. Çoktan seçmeli test de olur. Şöyle bir soru yazıyorum. Aşağıdakilerden hangisi hem zekatın hem de kurbanın ortak şartlarındandır dese olur mu? Olur. Şimdi açık uçlu sorulara gelelim. Olur. Açık uçlu sorularda kurban ve zekatın ortak ve farklılaşan özelliklerini yazınız, anlatınız dersin. Olur. Şimdi burada olmayacak olan kavramsal değişim metnidir. Kavramsal değişim metni öğrencinin yazdığı bir şey değildir. Kavramsal değişim metni kavram yanılgılarına yönelik olarak öğretmenlerin ve uzmanların yazdığı bir şeydir. Zaten ölçme aracı değildir kavramsal değişim metni. Öğretim aracıdır. Bir ölçme aracı değildir. Onun için de doğru cevap D'dir. "12'ye tamam mı, ikna olduk mu?" Hakikaten doğru yapan arkadaşları tebrik edilecek kadar bir soru muymuş? Hakikaten bence zor soru. Ama rica ederim ya, yanlış da yapacağız yani Yusuf Emre. Yanlış da yapacağız. Ama bu soru çok şey öğretiyor. Evet gençler, bir ara vermemiz lazım. Bir ara verelim. On dakika mola diyelim. Moladan sonra devam edeceğiz diyelim. Görüşmek üzere.